Ayağından engelli olan biri Down sendromlu 3 kız annesi Ayşe Gökçek'in yaşam mücadelesi herkes tarafından takdirle karşılanıyor. Eşinden boşanmasına rağmen Gökçek kendisine adadığı kızı Zekiye Bölükbaşı'nın yüzmede Türkiye derecesi almasını sağladı. Emekli olan Gökçek mutsuz kadınların da aynı şekilde kendisi gibi ayakta kalabileceğini söyledi. Ben 20.1960 doğumlu Ayşe Gökçek Bünyanlı'da doğmuşum. Emekli ev hanımıyım. Kızım Zekiye Bölükbaşı şu an 25 yaşında, Down sendromlu. İç Anadolu Bölge Birinciliği ve Türkiye İkinciliği var. İnşallah ileride bu sene Nisan ayında tekrar yarışlara gidecekler. Milli sporcu olmasını çok istiyordum ama kısmet hayırlısı bakalım. Hem anne olmak hem baba olmak insana güç veriyor, kuvvet veriyor. Babasından 7 sene oldu ayrıldım. Kızlarım var, büyük Sultan, küçük kızım Gülay'ım var. Bunlar benim destekçim ve yardımcım. Onlarla Zekiye'min topluma kazandırmak ve onları daha güzel seviyeye getirmek için elimden gelenin en güzelini yapmaya çalıştım. Aslında Zekiye'yi sosyalleştirmek diye yola çıktım ama sosyalleşen ben oldum. Neden derseniz Zekiye ile beraber aynı topluma, aynı ortama girdikçe o insanların bizim bir ailemiz olduğunu ve bu ailelerin birbiriyle iletişim kurduğu müddetçe yaşamın daha güzel olduğunu, birbirimizi destek verdiğimiz müddetçe daha iyi olacağını gördüm. Zekiye 1996 doğumlu, dediğim gibi bir haftalıktı. Sarılık diye hastaneye götürdüm. Daha yüzüne bakmadım. Bu Down sendromu dedi devlet hastanesi. Direkt fakülteye gönderdiler. Akşamın 3'ünden sabahın 3'üne kadar çocuğum orada. Down'un ne olduğu belli değildi o dönemlerde. Gelen giden devamlı bakıp duruyordu. Ama bana açıkça yani çocuğumu bir et yığını olarak gösterdiler. Gözü görmez, kulağı işitmez, raşitizm hasta olur, kalbi delik olur. Yani hiçbir işe yaramaz diye çocuğumu bana öyle itham etti. Allah razı olsun, Murat diye bir doktorumuz vardı. Abla dedi, kızınız dedi, %99 normal insana yakın. Sakın dedi hiçbir şeye üzülme. Senin tek yapacağın Zeki, Bölükbaşı bebeği dedi, kabullenmek, sevmek ve eğitmek dedi. Ben de o doktorun tavsiyesi üzerine Allah razı olsun evime getirdim, çalışıyordum, işimi bıraktım ve Zeki'yi kendim yetiştireceğim dedim. Eve geldim, kapının masanın üzerine yatırdım, televizyonu açtım. Kulağı duyuyor mu? Duyuyor. Önünden gittim, geldim, gözü görüyor mu? Görüyor. Ya Rabbi dedim, çok şükür Zeki'yim görüyor. Onun üzerine işimi bıraktım, oturdum, evladımı yetiştirdim. Yük genelde annenin üzerinde olur. Ayrıldıktan sonra da yine Zekiye ile devamlı kurslara götürdüm ve Zekiye'min topluma kazandırmak için ne gerekiyorsa 8 seneden fazladır yüzmeye götürdüm. Ahşap boyama kursu, takı tasarım kursu, müzik kursu, yani boş durdurmadım ve yanımda da 8-10 tane öğrencimiz oluyordu, onlarla beraber kursları hadi gidelim hadi gidelim diye onları da yanımda götürüyordum. Kendime olduğu kadar arkadaşlara da elimden geldiği kadar destek oldum. Engelli demiyorum, özel diyorum. Özel çünkü evimin bereketi, neşesi, her şeyi. Allah-u Teala bana onu armağan olarak vermiş. Ve şu an gerçekten Zeki benim yaşama sebebim. Yalnız bir kadın olmak tabii ki etrafa göre yıkılmış, yıpranmış bir insan olarak görüyorlar ama dedim ya ben evliyken de zaten evimin her türlü ihtiyacını kendim karşıladığım için o insanın gitmesi bende bir eksiklik olmadı. Kızlarım yanımda oldu. Sultanım gerçekten hep yanımda destek oldu. Ben Zekiye 10 yaşına geldikten sonra ben tekrar işe girdim ve emekli oldum. Emekli olmam ve Zekiye'min bakım parası maddi yönden beni sıkıntıya sokmadı. Çevremde, etrafımda o kadar çok huzursuz kadınlarımız var ki maddi yönden desteği olmadığı için veyahut da maddi güvencesi olmadığı için mecbur kalıp katlananlar var. Boşanan kadınlar gerçekten ayakta durmayı biliyor. Güçlük insanı daha çok ayakta durmak için çaba göstermemizi sağlıyor.
ben varım, ben yaşıyorum, ben ayakta durabiliyorum diye etrafa göstermek istiyorsun. Kimseye muhtaç olmamak için gerekirse dantel de örüyorsun, halı da dokuyorsun. Ben yıllarca küçükken halı da dokudum, iğne arası da yaptım. Niye? Kimseye muhtaç olmamak için. Ben de bir engelliyim. Doğuştan ayaklarımdan rahatsızdım. Ben engelliyim diye kenara çekilip oturmadım.